Çok güzel bir gece değil mi Troy? Ne dinliyorsun? Yeni bir şarkı değil mi? Seviyor musun? Troy, şuraya baksana. O kim? Bu Henry değil mi? Ne yapıyor acaba? Hadi onunla konuşalım da anlayalım. Nereye gitti? İlginç. Neden kaçtı? Bir şeyler saklıyor gibi. Sence araştırmalı mıyız Troy? Henry'yi görünmeden takip etmek zor olacak. Teddy'nin yardımına ihtiyacımız olabilir Troy. Belki de sen casus tren olmalısın. Selam Teddy. Çay mı yapıyorsun? Bir ara verip Troy'a yardımcı olabilir misin? Henry çok garip davranıyor ve Troy'un görünmeden onu takip etmesi gerekiyor. Ne oldu Teddy? Harika fikir. Görünmezlik pelerini. Böylece Henry Troy'un geldiğini göremeyecek. Sırada ne var Teddy? Bu bir radar değil mi? Bu Troy'un Henry'yi sakladığı yerde bulmasını sağlayacak. Yardımın için teşekkürler Teddy. Pekala Troy, süper casus tren olmaya hazır mısın? Radarını kullanma zamanı Troy. Henry'yi bulabilecek misin? İşte Henry. Uzakta değil gibi görünüyor. Hadi gidip onu bulalım. İşte orada. Henry ne yapıyor? Troy, yaklaşabilir misin? Of! Henry kaçtı. Neden peki? Seni göremez ki. Aa! Henry'nin geldiğini duyduğunu mu düşünüyorsun? Mümkün olduğunca gizlenmelisin Troy. Tamam Troy, hadi tekrar deneyelim. Henry nerede? İşte orada. Peşine düş Troy. Henry'nin nerede olduğunu biliyoruz.
Ama hangi evde? Onu nasıl bulacağız Troy? X-ray gözlükleri. Harika. Ne görüyorsun Troy? Aha, onu bulduk. Ama ne yapıyor Troy? Masaya çiçek mi koyuyor? Şehrin dışında bunları topluyormuş demek. Bekle. Henry bir çay partisi mi veriyor? Ayıcıklarıyla mı? Peki neden kaçıp saklanıyordu? Haklısın Troy. Henry diğer trenlerin onun ayıcıklarıyla çay içmekten hoşlandığını bilmesini istemez. Ama böyle düşünmemeli değil mi Troy? Arkadaşlarıyla çay içmekten hoşlanması çok güzel bir şey. Henry diğer trenlerin ne düşündüğünü bu kadar umursamamalı. Eğlencesine bakmalı. Hadi Henry'yi rahat bırakalım da çay partisinin tadını çıkarsın. Teddy, yardımın için teşekkürler. Ne yapıyorsun Teddy? Oyuncaklarında çay partisi mi? Afiyet olsun Teddy. Sonra görüşürüz. Selam Tyler. Nerelerdeydin? Alışverişte mi? Bir şeyler aldın mı? Kulaklık mı? Süper. Başka? Güneş gözlüğü. Muhteşem. Tünele girmeden önce onları çıkarmalısın. Yoksa hiçbir şey göremezsin. Tyler, duydun mu beni? Zavallı. Tyler! Olamaz. Troy'u çağırsak iyi olacak. Troy, bir sorunumuz var. Tren Tyler tünelde kaza yaptı. Depoya gidip yardımcı olabilecek bir şeye dönüşebilir misin? Hey Teddy! Troy seni görmeye geldi. Tren Tyler tünelde mahsur kaldı. Onu oradan çıkarmamız gerek. Yardım eder misin? Baş lambası mı? İyi fikir. Tünel çok karanlık görünüyor. Çekici kancası mı?
Ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama eminim faydalı bir şeydir. Şu baş lambasını denesen iyi olacak Troy. Tünel gerçekten çok karanlık. İşte geldi. Troy seni buradan kurtaracak. Hazır mısın Troy? Sorun ne? Çok mu ağır? Teddy'nin sana verdiği üçüncü alet neydi? Güçlendirici motor mu? Aferin Teddy, her şeyi düşünmüş. Tekrar deneyelim mi? Harika bir iş çıkardın Troy. Sorun nedir? Güneş çok mu parlak? Yeni güneş gözlüklerini teşekkür hediyesi olarak Troy'a mı vermek istiyorsun? Sana çok ama çok yakıştı Troy. Hoşça kalın çocuklar. Sonra görüşürüz. Aferin Teddy. Sonra görüşürüz. Merhaba Troy. Güneşte müzik dinlerken eğleniyor musun? Merhaba Troy. Güneşin tadını çıkarıyor musun? Merhaba Tony. Filmini yapmayı bitirdin mi? Bu muhteşem. Tren kasabasındaki herkese gösterecek misin? Herkesin görebileceği kadar büyük bir ekranla size yardım etmek için Troy'a ihtiyacınız olacak mı? Yardım etmeye hazır mısın Troy? Peki, hadi gidip Teddy'yi görelim ve seni dönüştürelim. Merhaba Teddy. Bugün Troy'a yardım edebilir misin? Troy'un onun ve arkadaşının yaptığı filmi herkese göstermesi gerekiyor. Bir şeyler yapabileceğini düşünüyor musun? Vay canına, bu büyük bir ekran. Vay canına, çok gürültülü görünüyorlar. Çok gürültülüler. Onları sadece dışarıda kullanmaya özen göstermelisin Troy. Bu ne için Teddy? Tamam, sonra göreceğiz. Troy hazır mı Teddy? Harika. Yardımların için çok teşekkürler. Gelip filmi izleyeceksin değil mi?
Bu harika. Troy'un herkese filmini göstermeye gelmesini mi bekliyorsunuz? İşte orada. Tony ve Troy'un yaptığı filmi görmek için hazır mıyız millet? Ne haber Joe? Filmi izlemek için bir atıştırmalık ister misin? Joe'nun hoşuna gidecek bir şeyin var mı? Wow, bir patlamış mısır makinesi. Mutlu musun şimdi Joe? Film için hazır mıyız millet? Peki, oynat bakalım Troy. Wow, bu harikaydı. Teşekkürler Troy. Teddy ve Tony, size de teşekkürler. Görünüşe bakılırsa birkaç hayranın var Tony. Sonra görüşürüz millet. Tren kasabasında cumartesi gecesi. Yani parti zamanı. Harika melodiler Henry. İşte Troy. Çok eğleniyor gibi görünüyorsunuz. Aa, görünüşe göre elektrik kesintisi olmuş. Parti bitti galiba. Bu nedir Troy? Kurtarma planın var mı? Herkes sakince beklesin. Troy disco trenine dönüşecek. Merhaba Teddy. Troy neden mi partiden bu kadar erken döndü? Elektrik kesintisi oldu ve şimdi müzik ya da disco ışıkları yok. Troy'un da aynı fikre sahip olması ne kadar komik. Troy disco trenine dönüşebilir. Teşekkürler Teddy, harikasın. Tek kişilik bir grup. Harika. Eğlenceli bir basçı olacak gibi görünüyor. Ve daha kuvvetli. Ver şunu Troy. Harika. Şimdi tek ihtiyacımız olan disco ışıkları.
Disco, mükemmel. Hadi partiye dönelim. Troy, o da ne? Teddy, Troy gerçekten senin partiye gelmeni istiyor. Hadi ama, sadece bir kez. Herkes seni gördüğünde çok sevinecek. Bu günü partiye ayır ya da daha doğrusu geceyi. Mükemmel. Herkes buraya baksın. Bakın kim geri döndü. Disko treni Troy ve iş arkadaşı Teddy. Ne güzel bir parti. Lord Byron'un etkileyici hareketleri var. Lord Byron'un etkileyici hareketleri var. Bu ne sürpriz. Troy, Teddy, herkes harika vakit geçiriyor. Bu harika bir parti. Aa, elektrikler geldi. Bu da demek oluyor ki artık dans etme sırası sende Troy. Troy'un hareketlerine bakın. Seni dans ederken ve eğlenirken görmek güzel Teddy. Herkese iyi geceler. Sonra görüşürüz.